Merhabalar. Bugün sizlerle nonlinear regresyonu yani doğrusal olmayan regresyonu konuşacağız. Doğrusal olmayan regresyon aslında çok da sık kullanılan bir analiz türü değil arkadaşlar. Ancak yine de sosyal bilimlerde veya sağlık bilimlerinde ihtiyaç olduğu için kanala böyle bir analizi böyle bir analizin videosunu yükleme ihtiyacı duyduk. İsterseniz hızlıca analizin ne olduğundan başlayalım. Sonra Graphpad Prism programında uygulamasına geçelim. Doğrusal olmayan regresyon, istatistik biliminde gözlemi yapılan verilerin bir veya birden fazla bağımsız değişkenin model parametrelerinin doğrusal olmayan bileşiği olan bir veya daha çok sayıda bağımsız değişkeni ihtiva eden bir fonksiyonla modelleştirilmesini içeren bir regresyon türüdür. Biliyorum oldukça karmaşık bir tanım ama temel olarak şöyle bakabilirsiniz. Doğrusal olmayan yani Zıt yönlü hareket eden iki değişken arasında regresyon olup olmadığını değerlendirmek istiyorsanız bu regresyon tipini kullanacaksınız. Regresyon neydi? Regresyon, e, korelasyonla bulduğunuz ilişkinin neden sonuç analizinin yapıldığı bir analiz türüydü. Neden sonuç analizinin yapıldığı bir yöntemdi. İsterseniz testin yapılışına hemen geçelim. GraphPad Prism programınızı açtığınızda şöyle bir model gelir. E, böyle bir panel gelir. Bu panelde xy analizlerinden enter or import data into a new table deyip yani yeni bir verinizi girin veya import edin şeklinde create'e tıkladığınızda bir açılan pencereden verilerinizi girmeniz lazım. Ama biliyorsunuz bu eğer bu eğitim setini takip ediyorsanız biz burada GraphPad Prism ile birlikte gelen örnek veri setlerini kullanıyoruz. Dolayısıyla start with sample data deyip Hemen altta correlation ve regresyon bölümünün altında non linear regresyon tek fazlı eksponansiyel çürüme isimli bir örnek veri seti var. Bunu kullanacağız. Bunu seçip arkadaşlar create'e tıklamanız yeterli. Create'e tıkladıktan sonra şöyle bir bilgi notu geliyor. Diğer bütün graphpad örnek veri setlerinde olduğu gibi burada size veriyi kısaca anlatıyorlar. Buraya göre bu bir çürüme verisi. Yani biyolojik bir prosesi anlatan veri. Biyolojik bir materyal üzerinde 50 dakika boyunca ölçümler alınmış. Bu ölçümler 3 tekrarlı olarak alınmış. Yani bu şu demek. Kontrol ve tedavi grubunda birinci dakikada 3 farklı kişi ölçüm almış. 2. dakikada 3 farklı kişi ölçüm almış. E bu ölçülen şey ise biyolojik materyalin muhtemelen ağırlığı. Burada net olarak anlatılmamış ama Şuradaki linkten web sitesine giderseniz buradaki biyolojik materyalin kütlesinin ölçüldüğünü ve buraya not edildiğini anlayabilirsiniz. Bu 50 dakika boyunca materyalin ağırlığındaki değişimi ölçmüşler. Dolayısıyla zamanla çürüme arasında nasıl eksponansiyel bir ilişki olduğunu değerlendirmek için böyle bir ölçüm almışlar. Bilimsel olarak yaklaşım doğru olmayabilir. Zaten burada bunu yapmalarının sebebi yalnızca Örnek bir veri seti oluşturmak. Yani siz kendi veri setinizde daha anlamlı, bilimsel olarak daha e, tutarlı bir yaklaşımla verilerinizi buraya girip analizinizi yapacağınız için bir problem olmayacaktır. Burada 3 tekrar yapılmış. Siz tek, tekrar da yapabilirsiniz. Yani kendi veri setinizde bunun 3 tekrar olması gerekmiyor. Analizin yapılışı oldukça basit. E, analyze'dan normalde SPSS'de bu çok daha zor arkadaşlar. XY analizlerinin altında non-linear regresyon curve fit var. Bunu seçip her iki grubunuzun da işaretli olduğundan emin olduktan sonra OK'ye OK tıklamanız yeterli. Şöyle karışık bir panel geliyor. Buradaki kullanılan veri seti tek fazla eksponansiyel çürümü olduğu için burada bunu işaretlemeniz lazım. Ama diyelim ki siz doz yanıtla ilgili bir modeliniz var. Yani bir hücre kültürü veya hasta grubunuz var. Bu hücre kültürüne veya hasta grubuna bir ilaç uyguladınız. Sonra bu ilacın yanıtlarını not ettiğinizi varsayalım. O zaman da doz response, doz yanıtla ilgili bir model oluşturmanız lazım ki bununla ilgili de kanala bir video eklemeyi düşünüyoruz. Çünkü önemli bir konu. Veya doz response inhibition mesela. Şu anda örnek veri setinde tek fazla eksponansiyel çürüme olduğu için biz bunu seçip devam edeceğiz. Ama lütfen buraya geldiğinizde siz de tek fazla eksponansiyel çürüme yapmayın. Eğer kendi bilimsel modeliniz bu şekilde değilse. Buradan kendi modelinizle ilgili, kendi araştırmanızla ilgili uygun modeli seçip devam edin. Yanda metot var. Aslında buralarda yapmanız gereken hiçbir şey yok. Eğer bu programı iyi bilmiyorsanız özellikle... Modeli seçtikten sonra OK'ya OK tıklayıp devam etmeniz yeterli arkadaşlar. Ama diyelim ki ekstra bir takım bilgilere ihtiyacınız var. O zaman yandaki sekmelere geçerek ek işaretlemeler yapabilirsiniz. Mesela metotta bunlardan birkaçını gösterelim. Metotta outliers'ların e, detect ve elimination var. Biliyorsunuz regresyon modeli oluşturduğunuzda veya diğer bütün analizlerde bazı değişkenleriniz aykırı değişkenler olarak, gözükür ve bunlar sizin regresyon analizinde modellerinizi bozabilir. Dolayısıyla GraphPad Prism'in böyle güzel bir opsiyonu var. Outliers'ları yani aykırı değerleri detekte et ve bunları çıkar veya çıkarma ama aykırı değerleri varlığını raporla gibi bir seçenek var veya hiçbir şey yapmasını istemeyebilirsiniz. Bunun altında Model uyumuyla ilgili bir bölüm var. Buraya e, buralar biraz karmaşık olduğu için arkadaşlar isterseniz buralara hiç girmeyelim. Eğer siz e, lisansüstü öğrencisiyseniz ve bu işte yeniyseniz buraya kadar olanları bilmeniz yeterli. Compare kısmında yapmanız gereken dediğim gibi herhangi bir şey yok. Buralar çok fazla ayrıntı. işi daha da karmaşıklaştırmayalım. Belki sizin için basit olabilecek e, güven aralığıyla ilgili bir iki yer var güven aralığının hesaplanmasını zaten isteyeceksinizdir. Diagnostikler var yani tanıtıcılar. burada R squared dediğimiz varyansların oranı veya ilişki yani R kareyi gösteren kısım. Bunu görmek isteyeceksinizdir. Burası işaretli olsun. Bunun yanında karelerin toplamı var ve SYX değeri var. Dağılımınızın normal olup olmadığını görmek istiyorsanız burada arkadaşlar Gaussian dağılımı var mı yok mu? Yani standart bildiğiniz Shapiro Wilk normality testi yapabilirsiniz. Veya grafiklerden residuesları göstermesini isteyebilirsiniz. Kovaryans parametrelerini vesaire. Ben şimdi bunları pek işaretlemeyeceğim. Flag'de de işaretlemeniz gereken herhangi bir bölüm yoktur. Buradan sonra OK'ye OK tıklamanız yeterli arkadaşlar. Böyle bir Sonuç tablosu veriyor size. Burada span dediği şey x0 zamanında y'nin miktarı. Yani bu şu demek. Veri setine baktığımız zaman burada hatırlayınız bu bir eksponansiyel çürüme verisiydi. Yani biyolojik bir materyalin çürümesiyle ilgiliydi. İşte birinci dakikada bakın mesela kontrol grubundaki biyolojik materyalin kütlesi 8887 iken... İkinci dakikada bu 8329'a sonra 7907'ye gibi 820'ye kadar düşmüş. Yani zamanla birlikte zaman artarken materyalin kütlesi azalmış. Dolayısıyla zıt bir hareket söz konusu. Burada da span dediği şey x sıfır zamanı ile x son zamanında yani şöyle bir grafik olduğunu düşünün. Hatta grafik üzerinde bunu anlatırsak daha iyi anlaşılabilir. Grafiğimiz bu şekilde arkadaşlar. X0 zamanında Y'nin kütlesi Hı. ve son ölçümü aldığınız zamandaki Y'nin kütlesi. Bu ikisi arasındaki fark yani şurası span değeri. K değeri bu bir sabit. Bu zaman değerinin, zaman sabitinin eksponansiyel resiprokal pardon karşılığı. Plato değeri ise arkadaşlar şurayı ifade ediyor. Plato yani sizin artık bu eğrinizin düz çizdiği y değeri, plato değeri. Ve half, half life dediği yaralanma ömrü. Yani plato ile x0 zamanı arasında x0 zamanındaki y değerinin plato değerine gelmesi için gereken zamanın yarısı. Yani şurası arkadaşlar x0 zamanında y burada. E, plato değerinde ise e, x burada. Dolayısıyla bu iki zaman arasındaki yaralanma ömrünü ifade eden değer de burası. Tau bu da zaman sabiti. Model uyumu burası önemli. Varyansların oranı olduğunu bunu ifade etmiştik r squared'in. Veya r kare değeri yani bir ilişkiyi olup olmadığını modelde bir ilişki olup olmadığını gösteren değer. Burada gördüğünüz üzere 0.9 gayet iyi bir e, ilişki var bunu ifade edebiliriz. Yani biyolojik prosesin kütlesi ve zaman arasında iyi bir ilişki var. Bunun haricinde burada bilmeniz gereken e, başka bir şey yoktur arkadaşlar. Grafikte zaten bunu göstermiştik. Eksponansiyel grafik yani e, doğrusal olmayan regresyon grafiği bu şekilde. Burada y değerimiz biyolojik prosesin kütlesi, x değeri ise zaman x'in artmasıyla birlikte y'deki azalışı görüyorsunuz. Bu testle ilgili anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Sorunuz varsa videonun altına lütfen sorun. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.